Bugün sizlere JBL'in Philip 5'ini tanıtıyor olacağım. Philip 5'te daha önceki tasarımlara göre teknolojisi de değişti, pil yapısı da değişti. Daha iyi bir şekilde karşımıza çıktı. Hiç lafı uzatmadan önce bir kutuyu açayım, sonra size elimden geldiğince Philip 5'i anlamanıza yardımcı olacağım. Hemen başlayalım. Kutumuzu açalım. Bakın bizi şöyle oldukça korunaklı bir kabıyla beraber Philip 5 karşılıyor. Hemen bunu çıkartalım. Ve bunun yanında da kılavuzların olduğu bir kutucuğumuz var. Şimdi kutuyu bir kenara bırakırsak hemen şunu açıyorum. Bakalım içinde ne var. Bir hızlı başlangıç kılavuzumuz var. Burada ne yapacağımız yazıyor. Yine ıvır zıvır kağıtlar ve bir de şarj kablomuz var. Bunu bir tarafa alalım. Şu kağıtlardan kurtulalım. Kağıtlardan kurtulduk. Öncelikle bayağı dayanıklı, güzel bir kutuyla geliyor. Yani hasar alması mümkün olmayan bir kutuyla geliyor diyebilirim. Philip 5'imizi çıkartalım içinden. Ve bu güzelim kutuyu da kenara ayıralım. Ürünümüz karşımızda. Önce neye benziyor bakalım, sonra da ne yapıyor ya gelelim. Şöyle göstereyim yakından. Yine kumaş bir dokusuyla geliyor. Suyla yalıtılmak için aslında dizaynı biraz daha değişmiş. Bu dizayn sayesinde IPX7 sertifikasını almış. Bu ne demek derseniz, bunu denize götürün. Denize düşsün, suyun içinden çıkartın. Hiçbir şey olmadan kullanmaya devam edin demek istiyorlar. Bu açıdan gayet güzel. Buna göre de tabii tasarımı değişmiş. İki tarafta şöyle basları duyabileceğimiz, güzel basları duyabileceğimiz alanı görebiliyorsunuz hemen. Hemen üzerine baktığımda bir ses açma, ses kapama, şarkı ileri alma gibi fonksiyonları bulunan tuşlarımızı, artımızı, eksimizi, durdurmamızı ve devam etmemizi sağlayacak play tuşunu görüyorsunuz. Bu tuş ne işe yarıyor derseniz, bu tuş bir tane daha alırsanız birbirine bağlanmasını sağlıyor. Böylelikle çok güzel bir ambiyans yakalayabiliyorsunuz. Çok güzel sesler duyabiliyorsunuz. Bu özelliği de JBL zaten daha önceki sürümlerinde de kullanmıştı. Bunda da görüyoruz ve gayet başarılı bir iş. Arka tarafına geldiğimizde de şu arka tarafında şarj yerini görüyorsunuz. Type-C ile şarj oluyor. Bu da şarj seviyesini gösteriyor size. Bluetooth bağlantısı için burada bir butonumuz var. Burada da açma kapama butonumuz var. Onun dışında da şu ipimizi takmamız için bir yerimiz var. Bu şekilde yanınızda götürebilirsiniz. Sağlam bir şekilde durmasını da sağlıyor. Bunu şu şekilde koyuyorsunuz. Bu şekilde koyduğunuzda zaten arka tarafı tam şunun altına geliyor. Bu şekilde duruyor. Aslında en güzel sesi bu şekilde sağlıyor. İki taraftan da sesleri veriyor dedik. Masanın üzerinde oluşu, yani hani yakın mesafeden oluşu çok iyi. Masanın üzerinde duruşu, masanın üzerindeki ses tonu biliyorsunuz daha farklı oluyor. Masanın üzerindeki ses tonuyla ben daha çok seviyorum. Havada gezdirdiğiniz zaman tabii ki tonaj değişiyor sesin yayılımından dolayı. Ama bu haliyle bence gayet güzel bir ses alıyorum. Şimdi ben size sesini de dinletmeye çalışacağım. Tabii bu neye benziyor, nasıl kıyaslayacağız, ne yapacağız? Birazdan bakıyor olacağız. Kutuyu geri alıp biraz kutunun üzerinden size özelliklerinden bahsedeyim. Kutunun üzerinde zaten bize tiyoları veriyor. 12 saate yakın bir kullanım süresi veriyor JBL. Öncelikle şunu söyleyeyim, yaptığım testlerde gerçekten çok uzun gitti. Hatta telefonun bağlantısını kestiğinizde, yani pause'a bastınız, uzun bir süre bekledi. Hani ben bunu kapatmayı unuttum, vay şarjım boşu boşuna gitti falan derdiniz olmuyor. Kendi kendine uyuyor ve tekrar açmanız gerekiyor. Hemen bir pozitif özelliğini de söyleyeyim. Açar açmaz da en son bağladığınız cihaza hemen bağlanıyor
ve bu bağlantı süresinin kısalığı da gerçekten çok hoşuma gitti. Bu konuda da başarmış. Bağlantı yaparken bu arada şeyi de söyleyelim. Bu bağlantıdaki standart o bağlanıyorum, bağlandığım sesleri falan diğer kulaklıklarda kullandığı seslerle de aynı. IPX7 su geçirmezlik sertifikasını görüyoruz ve JBL'in diğer cihazlarla bağlanma özelliğini yine kutuda bizlere gösteriyor. Tekrar üzerine bastırmış 12 saatlik bir kullanım ömrü sağlıyor. Philips 4'te deneyimlenen sürelere baktığımızda yaklaşık 2 katı olarak söylüyorlar. Gerçekten çok iyi bir iyileştirme olmuş. Bu yeni modele bir dinleyici olarak baktığımda inanılmaz müthiş farklar görmedim ama illaki ince farklar vardır. Ki zaten önceki sürümlerinde çok beğendiğim için hani o kadar ince detayları göremedim. Ama şunu söyleyebilirim ki o eskiye nazaran ses bozulmuş mu derseniz hayır bozulmamış. İyileşmiş mi derseniz dediğim gibi benim kulağım algılayamadı ama gerçekten zaten iyi olan bir sesi daha ne kadar iyi yapabilirsiniz yorumuyla size anlatmaya çalışayım. Hemen şimdi ben biraz bağlantısından bahsedeyim. Şunu bir açalım. Ondan sonra hep beraber devam edelim. Hemen kulaklığımızı açalım ve bağlantımızı yapalım. Bunu tablet üzerinden yapacağım. Sesi duydunuz. Bu açılma sesiydi. Bir kere Bluetooth bağlantısına şöyle basıyorum. Bakın şu anda bağlantı modunu aldı. Hemen zaten cihazımız görüyor. Tabletimiz görüyor bağlantıyı. Hemen JBL Flip 5'imize basıyoruz ve bağlantıyı şu anda kurdu. Bakın bağlandığı sesini aldınız ve Bluetooth ışığımız yanar vaziyete geldi. Hemen şöyle koyalım. Şimdi bakalım sesimiz nasılmış. Bu sesi daha detaylı da tabii ki anlatmaya çalışacağım. Bu arada tabletin sesiyle kıyaslayayım istiyorum. Belki biraz daha size fikir verebilir. Başlıyoruz. Bu arada ses şu anda kısık bir seviyede. Hemen şunu söyleyeyim. Bir kulaklığın kalitesini nasıl anlıyorsunuz derseniz kısık seslerdeki aslında ses performansı beni daha cezbediyor diyebilirim. We show up in the party. We show up in the party. We show up in the party. Sesi gerçekten ben beğendim. Sesi olabildiğince dinletmeye çalıştım. Ne kadar başarılı olduğumu bilmiyorum. Biraz uzaklaştırdım, biraz yakınlaştırdım, sağa sola aldım. Tek başına da gerçekten iyi bir cihaz. Ama ikinci bir cihaz bağlarsanız gerçekten çok daha iyi bir verim alıyorsunuz. En büyük eksilerinden biri bunun stereo olmayışı. Hemen eksilerinden gitmişken bir eksisini daha söyleyeyim. Ufak bir eksi de olsa söyleyeyim. Bu şarj seviyesi ilk açtığımda aslında görmüşsünüzdür. Şöyle bir parlak ışık yanıyor. Şurada bir kısmı yanmıyor. O size aslında pil süresini gösteriyor. Daha belirgin olabilirdi. Yani şarj süresini buradan daha güzel görebilirdik. Ama biraz sıkıntılı olmuş açıkçası. O kısmını beğenmedim. Ha bu arada okuduğum yorumlarda hem yurt içi yurt dışı yorumlarında da belli bir saat yani yaklaşık 30 saat kadar farklı çeşitlerde müzik dinlerseniz çok daha iyi verim alırsınız şeklinde yorumlar var. Bu profesyonel bir kulağın yaptığı yorum olabilir diye düşünüyorum. Ben o kadar detaylı bir ayrım yapabiliyor muyum derseniz yapamıyorum. Ama bu şekilde yorumları sıkça okudum, çokça okudum. Yaklaşık bir 30 saatlik kullanımdan sonra daha da iyi performans alındığı söyleniyor. Şimdi hemen şu Bluetooth bağlantısını bir koparalım. Bakın şu şarj seviyesini de görmüş oldunuz. Kapattık. Bir tabletten ses dinleteceğim. Hep beraber dinleyelim. Şu an maksimum sesi.
Tabii ki yani ne kadar güzel olabilir diyorsunuz bir tabletin sesi. Ama ikisi arasında bir karşılaştırma yapabilmeniz için bu şekilde bir şey yaptım. Biraz daha size dinleteceğim. Hemen cihazımızı açıyorum. Kaldığımız yerden devam edelim ve farkı görün. Bakın hemen bağlanacak. Bağlandı. Gördüğünüz gibi bağlantı hızı çok iyi. Ve sesi orta seviyeye getiriyorum. Çok fazla açmayalım. Komşuları rahatsız etmek istemeyiz. Gerçekten çok güzel. Güzel artısını da söyleyeyim. Çok ince bir detay. JBL'in ürünlerinde, JBL'in kulaklığında da var bu. Type-C ile geliyor ama şu tarafı çok güzel. USB'yi iki tarafından da kullanabiliyorsunuz. Normal USB bağlantılarında tek taraflı takarsınız ya. Bunun iki tarafını da takabiliyorsunuz. Şöyle çok güzel yapmışlar. İnce bir şey koymuşlar araya. Böylelikle acaba ters mi takıyorum falan derdiniz yok. İki taraftan da bağlayabiliyorsunuz. Bu gerçekten çok akıllıca bir şey. Niye başkaları bunu kullanmıyor anlamıyorum. İnce detay bile insanı mutlu ediyor. Çok başarılı. Evet, bugün sizlere gerçekten sevdiğim, gerçekten severek de sizlerle paylaştığım bir modeli anlattım. Yani böyle bir cihaza ihtiyacınız varsa tercihinizi bu tarafa kaydırabilirsiniz diye düşünüyorum. Tekrar çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.